Dün Cuma günü yayın sonrası yine beni çok etkileyen bir eş vardı. Kayınvalidesiyle beraber buraya geldi. Gülden, bu arada kayınvalide diyoruz da sen kaç yaşındasın? 38. 38. Onlar biraz anne kız herhalde, erken evlenenlerden. 18 yaşında kızımız evli ve 2 aylık da hamile Ceylan 30 Ocak Salı günü İstanbul Esenyurt'tan kayboluyor. Eşinin de söylediğine göre tek isteği aslında hamile ya, doktora gitmek. Eşi de diyor ki param yok gidecek, bir tane evden bir altın satalım da ondan sonra yol parası yapalım, hastanede de para isterler falan. Kız da diyor ki yok, ben altınlarımı sattırmam diyor. Bir kavga ediyorlar, alıyor ayakkabısını, çekiyor gidiyor. Sonra ben Mustafa ile yayından sonra da konuştum. Ben eşimi çalıştırmak istemiyordum, bir çalıştırayım dedim, sonra hamile kaldı diyor. Anne de diyor ki tamam, benim kızım evli hamile ama daha 18 yaşında çocuk. İkisi de bulmak için stüdyomuzun kapısını çaldılar. ...18 yaşında ve 2 aylık hamile olan Ceylan Koca... ...30 Ocak Salı günü İstanbul'daki evinden terlikleriyle koşarak çıkıp kayıplara karıştı. Sen kaç yaşındasın Mustafa? 23'üm. 23. Eşin de 18. Niye bu kadar böyle hızlı hızlı evlenelim dediniz? Severken abla. Öyledim bile artık. Karın da 2 aylık hamile. Ay canım benim, gözü de yaşlı. Aslında neden işiyormuş? Kız beni hastaneye götür demiş. Çocuk da demiş ki hastaneye gidecek yol param yok. Evdeki altınlardan birini ver de bozduralım demiş. Kız da ben bozdurmak istemiyorum altınlarımı demiş. Sonra da almış ayakkabılarını eline. Koşarak ayrılmış. Sen dövdün mü? Kıza vurdun mu? Yok. Doğru söyle. Vallahi yok. Hiç en bir güne kadar ne el sürdüm ne bir şey, tokat falan hiçbir şey. Nerede çalışıyorsun sen oğlum? Terezyum fabrikasında. Yok muydu hiç o gün yol paran? Yok. Hı? Kaç lira kazanıyorsun ayda? Asgari ücreti. Asgari ücret. Aydan ayda para şey alıyoruz abla. Ayın 5'inde bir şey zaten, gelecek salı ayın 6'ında randevusu vardı. Dedim randevunu bekle ya da yürüyerek dedim. Hakikaten kıyamam ya. İşte böyle şeyler var. Karısını hastaneye götüremiyor adam. Niye o da çalışmadı ki? Çalışmasına izin vermiyor. Eşi de izin vermedi. Kim? Niye izin vermiyorsun Mustafa'cığım? Niye çalışsın abla? Ben varım, ben ne için erkeğim? Olur mu canım artık? Öyle hayat öyle mi? Yetmiyor kazandığın para. Ne yapalım? O da çalışsa, bir para alsa, o zaman daha rahat edeceksiniz. Kadın da çalışacak, erkek de çalışacak. Öyle şey olur mu? Seslen bir eşine. Bulunmasını diliyorum, gelmesini diliyorum. Ne bileyim ne? Karakoldan bir haber alabiliyoruz, ne bir şey. Ay ben sana kıyamam. Korktu mu senden gitti öyle he? Ayakkabılarını da eline almış he? Bilmiyorum valla. Sen niye peşinden koşmadın oğlum? Ben gidene kadar gitmiş, sokağın başında araba binmişti zaten. Ah Gülden'cim, Gülden de diyor ki benim kızım evli ama diyor 2 aylık hamile, o da daha çocuk diyor. Kaç lira kira veriyorsun? 5,5. Sen kaç lira alıyorum dedin şimdi, kaç lira senin olacak bu ay maaşı? 17. 3200 de taksitlerim var. Ev taksidi. Aldıklarınız. Eşya falan almışım. Böyle geçinip gidiyoruz işte. Ah be çocuğum, her şeyi de istiyorsunuz aynı anda. Biraz bekleyeyim, biraz halimi düzelteyim de bir çözüm ya. Hani evlenmek için bekleyenler var. Biraz şöyle bir para biriktirenler var vesaire. İşte onlar onu yapmamışlar ama ne yazık ki bu hayat onların geçinmelerine izin vermemiş. Kızınızı buldum, gözünüz aydı. Sağ ol. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Ay canım benim ya. Gözün aydın. Bir alo de kızına. Ceylan. Ceylan. Anneciğim toplam iyiyim, tamam mı? Neredesin canım, neredesin? Ceylan ne olursun gel. Anne bak sen iyiyim. Anne bak sen iyiyim, tamam mı? Ben güvenli yerdeyim. Mustafa bana şiddet uyguladığı için ben ondan kaçtım, tamam? Ben sana şiddet uygulamadım, ona aşkına gel. Ben seni vermem ona. İstemiyorsan seni vermem ona, yeter ki gel. Tamam. Şimdi ben senin yanına geleceğim, tamam mı? Tamam gel, ben lütfen ya, gel. Allah aşkına, ne olur. Ben kurban olurum sen ağlama, tamam mı anne? Valla Mustafa bana vurduğu için ben ondan korktum. Ben sana vurmadım Allah aşkına, ben sana vurmadım. Vurdun. Canım asma. Kemerle vurdun, yumruklarla vurdun yüzüme. Eğer kemerle vurmuşsam Allah belamı versin. İki elim de kıresin, Kur'an çarpsın burada. Sahibime gitmeyeyim abla. Yemin billah çarpsın. Severken de evlendim. İki hala çocuğum var. Yemin billah çarpsın ki. Yani benim ailemde hala yoğun bakımda. İç yerinde ameliyat. O günden beri ameliyat. Hala yoğun bakımda. Ondan da bir haber almıyorum. Ya Allah aşkına, kurban yalan söyleme.
Sen bana vurmadın mı? Yok valla sana ne vurdum bir tanem Allah aşkına. Sana ne vurdum? Ceylan kadında yalan söylemiyorum. Ben senden korktum. Bir sen her şeyi yanlış şeyler anlıyorsun. Niye ben senden kaçtım? Ben şu an güvenli bir yerdeyim anne. Ben senin yanına geleceğim. Ben numaranı bana söyle, tamam mı anne? Ben seni arayacağım, senin yanına geleceğim. Ceylan gel, ama sen istemiyorsan. Bu arada şunu söyleyeyim, Ceylan kadın sığınma evine gitmiş. Yani Ceylan birine bir yere kaçmamış. Onu söyleyeyim öncelikle. Bu konuşmalarımız için bence önemli. Evet. Ceylancığım günaydın. Merhaba ablacığım, günaydın. Ya seni çok merak ettik açıkçası. Sonra kadın sığınma evinde olduğunu öğrenince içim rahatladı. O gün de çünkü... Ben güvenli bir yerdeyim zaten. Evet ama ayakkabılarını alıp kaçmışsın Ceylan evden. Ne oldu yavrum o gün evde? Tartışma oldu. Eşim her şeyi yanlış anlayınca da sonradan kaçtım. Ama altın istedimiş senden, doğru mu o hikaye? Efendim? Altın bozalım demiş hastaneye gitmek için. Hayır, hastaneye falan gitmedim. Ben sadece altınları bozdum. Kendime kıyafet falan bir şey almak için, üşümemek için kendime bir şeyler aldım. Sonra öyle kendimi güvenlikli bir yere götürdüm. Güvenli bir yerde kalıyorum. Onu kaçtıktan sonra altınlarına beraber mi kaçtın? Aynen. İyi yapmışsın. Ya aşkına, hayır peki o kavganın... Ya çok tatlı bu kızlar ya. Daha çok küçük bunlar ama arkadaşlar. Murat bile seni özlüyor ya. Akşam eve gelince ağlıyor. Yekem geldi mi? Yekem geldi mi diye. Dur ne diyorsun? Dur ağlama. Peki bittik o kavganız altın bozmak için mi oldu? Anlaşılmıyor. Yani, rahatça konuş. Ceylan altın bozmak için mi başta kavga ettiniz? Hayır. Ya seni ben şu an gerçekten müsait değilim. Ben zaten bir tane abla bana numarasını verdi. Ben kendi telefonu aldıktan sonra ben sizin numaradan arayacağım. Ama ablacığım bak diyor ki Mustafa yemin billah ediyor ben dönmedim dön evine diyor. Hayır ben ona dönmeyeceğim. Ben ona boşanmamı veriyorum. Allah aşkına lütfen bir tane lütfen. Sana kurban olurum ayağının altına kurban olurum bir tane Allah aşkına ben ne acaba yaşanacağım. Ceylan gel evimize gidelim Ceylan. Ama bak çok ağlıyor Ceylan. Allah aşkına yani. Ceylan dört sene sevdim evlendim yani. Bu bir şey değil. Gerçekten Ceylan yani bir gel belki barışırsın sen hamile değil misin annem, kızım? Annem ölümden. Evet hamileyim. Tamam gel bak ağlıyor yemin billahi bu kadar da yalandan mı ağlıyor bu adam? Gerçekten bak yemin ederim ben ona şiddet uyguladığı için ben kaçtım. Kemerle mi dövdü seni? Evet dövüyordu. Kemerle. Yemin billahi çarpsın ki kemer. Var mı senin kemerin? Bakayım pantolonun var mı? Sen kemer... Vallahi kemer var da ama ben kemerle hiç kimseye... Bak kardeşim yanımda. 15 yaşındaki kardeşim yanımda çalışıyor. Yani ona da söyleyebilirsiniz. Hiç yengene bir şey... Hiç şey... Sabah gidiyordum, akşam geliyordum evime. Ceylan bak dövmedim diyor. Vallahi de dövmedim. Yemin ederim ablacığım gerçekten bak evladım üstüne yemin ederim ki beni dövüyordu. Hatta o yetmemiş gibi yok. Seni kapı dışarıya gelirsen, gitsen bile yok, bana tekrardan geri gelirsin yok falan. Senin ne halini gördüm ki, senin evladın halini göreyim, ölsün gitti. Yok valla. Senin dediğinden haberin yok mu? Biriniz yalan söylüyorsun. Yok valla yani yemin billah çarpsın yok. Ben öyle bir şey hiç... Ben de bu kocaların sözüne hiç inanmam ama yani ne bileyim çok dağılıyorsun. Kur'an-ı Kerim getirin ez basayım. Kur'an-ı Kerim getirin ez basayım. Ben o kadar yeminliyim. Kur'an-ı Kerim getirin. Ben el basayım ki öyle bir şey yok. Tamam o zaman Ceylan baksana. Ben o gelmese... Kusura bakmayın ben kıyarım yani. Ya benim kusurumdan benim kusura baksam ne olacak bakmasam ne olacak çocuğum sen niye canına kıyıyorsun? Can benim sevonsuz ben nasıl yaşayabilirim abi? Peki bak senin karı... Bir dakika Ceylan. Ceylan. Ben anamı yana gidiyorum. Ama Ceylan bak Kur'an'a el basarım ben ona kötü davranmadım diyor. Kızım eğer kendin ya, ayrılmak gelsin, istiyorsan. Gelsin. Yok valla billahsa bana şiddet uyguladığı için gerçekten yemin ederim ki. Uyuyordu onda. Sen bir gel annen de buradayken bir konuş kocanla. Ceylan gel evimize gidelim olur, gel, Ceylan. Ne olur gel. Gel anne vallahi geleceğim. Tamam, ben telefon alıyorum bugün. Telefon bugün alacağım. Ben sana ulaşacağım anne.
Kızım annene falan ne olacak daha küçücük iki aylık hamile kız. Gel işte alsınlar Ceylan, seni neredeyse. Ceylan gel buraya Ceylan. Bizim ekipler getirsinler annene. Ne telefon alacağım almayacağım falan. Bütün ailen ağlıyor. Telefon kendimi alacağım. Tamam bak istemiyorsan geri dönmezsin. Tamam istemiyorsan geri dönmezsin ama bizim arkadaşlar alsınlar seni arabayla. Getir bir annenle konuş hadi yavrum benim. Ben şu an gelemem. Gelirsin gelirsin. Neredeysen alırım ben seni. Gelemem gerçekten. Ceylan gel. Ceylan. Mustafa seslen sen de bir daha bir yap bir şey yap. Bir tanem Allah aşkına gel Allah aşkına Allah aşkına. Beni bu ömrüne kadar ne kadar sevdiysen gel benim için Allah aşkına. Ya benim için değilse annemin için. Annem yoğun bakımda. Annem dört yerinde ameliyat oldu yoğun bakımda Allah. Ben çok geçmiş olsun. Ailemden ayrılmışım. Nerede kalacağımı bilmiyorum. Hiç bilmiyorum Allah. Bu küçücük kardeşim her akşam geldi. Ben geldim ağlıyor evden kaçıyor gidiyor. Ben hangi peşine dolaşayım? Ben ne? Benim hangi parçamı bilsinler? Ben hangisine koşayım bilmiyorum abla. Vallahi de bilmiyorum. Vallahi de bilmiyorum. Vallahi de bilmiyorum. Ailem de belki diyor babam günah yazacak. O da perişan aldılar. Ben ne yapayım abla? Ya küçücük kardeşler yazsın perişan aldı. Bak Ceylan duyuyor musun? Duyuyorum ablacığım. Mustafa diyor ki beni biraz sevdinse gel diyor. Ceylan siz severek evlendiniz. Niye böyle yapıyorsun? Sizin çocuğunuz var ortada. Anne ben... Yemin billah çarpsın ki seni alıp gideceğim seni annenin yanına. Ben seni alıp Çerkez'e götüreceğim. Biz evimizi götüreceğiz Çerkez'e hiç kimseyle alakamı keseceğim. Hiç kimseyle alakamı keseceğim. Anne ben kendime geleceğim. Bak ben sana diyorum ki ben sana telefonu kapatmak zorundayım. Şu an bu telefon benim değil. Anladım tamam. Ama seni ben aldım be kızım be. Gel buraya Ceylan Müge ablaya gel. Gel kızım bak sen şimdi Naim. Yukarıda değil mi Naim? Ceylan'ı bir alın da bir konuşun. Ceylan atla bir gel. Kızım neredeysen de aldırayım ben seni. Ne işin var senin? Şimdi o senin altınları satıp da iki telefon almakla falan sonra para bitince ne yapacaksın? Yani sen şu ona güveniyorsun da o para bitecek. Naim sen bir konuş da hadi bir ikna et getir şu Ceylan'ı ya. Gözünüz aydın gene sen sen deli. Allah razı olsun ablacığım. Mustafa'cığım bebi. Ya Allah Mustafa'cığım ama sen de şimdi 5 yaşında oğlan çocuğu gibi ağlama. Dur bulacağız işte getireceğiz tamam ne yapalım tamam. Senin de sinirlerin bozulmuş ama. Tamam böyle olma. Ama bak böyle de ağlıyorsun gerçekten kemerle memerle dövdünse çok kızarım ha. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi.